Merhaba arkadaşlar, herkese tekrardan hayırlı geceler dileriz. Başlıkta gördüğünüz gibi birçok adayların ön başvurusu açıklandı ve birçok kardeşlerimizin de ön başvurusu açıklandı. Ön başvurusu açıklanmayanlar da artık taban puanları düşük olduğu için maalesef bu başvurudan yararlanamadılar. Başvurudan yararlanan adaylar bir hafta içerisinde arkadaşlar belirlenmiş olan banka yoluyla 50 lira ödeme yapılarak makbuzunu alması lazım. Çünkü bir hafta içerisinde bu ücret işini yapmazsanız maalesef arkadaşlar otomatikmen elenmiş olursunuz. Sizlere şöyle anlatayım arkadaşlar. Adaylardan 50 lira sınav ücreti alınacaktır. Ön başvurusu sonuçlanan, onaylanan adaylar bir hafta içerisinde Halk Bankası'ndan 50 lira yatıracaktır. Büyük ihtimalle arkadaşlar Halk Bankası olacaktır. Biz bunu zaten bir daha araştıracağız. Sizlere detaylı bir şekilde söyleyeceğiz. Ama %99 Halk Bankası olacak arkadaşlar. Sınav aşamasında önce belgelerin kontrol edilmesiyle işlem esnasında sınavın ücretinin yatırıldığına dair TC kimlik numarası, adı ve soyadı, sınav adı bilgisinin yer aldığı dekont kontrol edilecektir arkadaşlar. Şimdi sizler 19, bugün ayın kaçı mesela 19'u. 19 Ekim ile 25 Ekim arası belirtilmiş olan bankalarda arkadaşlar sınav ücretini yatıracaksınız. Ve yatırdığınız zaman özellikle arkadaşlar dekontu almanız lazım. Dekontu almazsanız çok sıkıntılara girersiniz. Onun için arkadaşlar bu gibi işlemleri yatırdığınıza dair dekontunuzu alıp Ankara Beytepe'ye o şekilde gideceksiniz. Sınav ücreti ilk aşama arkadaşlar. İkinci aşama ön sağlık. Üçüncü aşama spor mülakatı. Dördüncü aşama sözlü mülakat. Beşinci aşama sağlık raporu arkadaşlar. Altıncı aşama eğitim. Yedinci aşama Allah'ın izniyle de arkadaşlar görevler. Şimdi sizler dediğim gibi bu aşamadan önce sınav ücretini kesinlikle yatırın arkadaşlar. Büyük ihtimalle %99 Halk Bankası üzerinden 50 lira yatıracaksınız arkadaşlar. Halk Bankası'ndaki güvenliklere söyleyin arkadaşlar. Uzman erbaşlık mülakatına gideceğinizi ve 50 lira ücretini hangi yolla yatıracağınızı söyleyin arkadaşlar. Güvenlikler çok iyi biliyor arkadaşlar. Çünkü her zaman Jandarma Genel Komutanlığı Halk Bankası üzerinden paraları tahsil ediyor. Ve dekontu sizler getiriyorsunuz. O şekilde aşamalar ilerliyor. Çünkü oradaki güvenlikler sizlerden önceki adayların da nasıl yatırıldıklarını bildikleri için sizlere yol gösterirler arkadaşlar. Her şeyiniz tesisatlı olur, tam olur. Yolunuza devam edersiniz. Dediğimiz gibi bir hafta içerisinde bu ücreti yatırmanız lazım. Ve yatırdığınıza dair de dekontu, yani dekont dediğimiz arkadaşlar makbuzu alıp kendinizin yanında götürmeniz lazım. Giderken de tabii ki evraklarınızı hazırlamanız lazım arkadaşlar. Evrağınızın içine dekontu koyun. Düşürürüm ederim diyorsanız da cüzdanınızın içine koyun arkadaşlar. Kesinlikle yani dekontu götürmeniz lazım arkadaşlar. Ondan sonra evrağınızı hazırlayın, dekontunuzu götürün, yola da çıkarsınız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Kasım aylarında büyük ihtimalle mülakatlar başlayacaktır. Eğitimleriniz ise arkadaşlar 2022 yılında olacaktır. Bunu da unutmayın. Asil olan adaylar, kazanan adaylar arkadaşlar 2022 yılında eğitime gidecektir. Bundan haberiniz olsun arkadaşlar. Yani biz hemen mülakatı bitirdik de eğitime gidecek miyiz, kazanacak mıyız? Her şeyin bir süresi var arkadaşlar. Sözlü mülakatına girmeniz ve kazanmayı beklemeniz belli bir süre geçiyor. O süre zarfında arkadaşlar, onun için bu gibi önlemlerinizi almaya dikkat gösterin. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her şeyimiz eksiksiz olsun. Sizlerin yolunu, aşamalarınızı bir bir anlatıyorum arkadaşlar. Onun için kendinizi iyi hazırlayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.